Tabii eş diyor yani. Bak bir sürü erkek bana şunu söylüyor ya. Erkek diyor bunu. Hocam diyor, eşim diyor. O yüzden bana göre şu anda çiftler arasındaki en büyük problem. Ya böyle iş olur mu arkadaş? Abi görüyor musun hakemi ya? Mahmut abi baksana diyor mesela. Onun için ne olursunuz? Ey erkekler bak size söylüyorum. Şu kadınlara. İletişim niye sorun çıkıyor? Mesela kadın geliyor diyor ki hocam beni dinlemiyor diyor. Bak bu psikolojisinden dolayı bütün ayarlarımız bozuldu. Ya niye böyle saçma sapan hareketler yapıyor? Yani ne böyle bir anlayamıyorum diyor. Kadın nedir? Başka bir varlık yani. Merhabalar Zafer Hocam. Vay merhabalar Mücahit. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Eyvallah şükürler olsun, iyi. Biraz da evlilik konusuna bakmak istiyorum çünkü özellikle eşlerden çok fazla sorular geliyor. Hocam çok tartışıyoruz, tartışmaları bir türlü bitiremiyoruz, ne yapmalıyız diye. Nedir hocam, eşler niçin sizce çok tartışıyor? Şimdi bunun birkaç nedeni var. Daha doğrusu fazla nedeni var da birkaç tanesini şimdi hemen söyleyelim. Sonra devam edelim bu seriye. Bu tartışmayı nasıl bitiririz diye. Şimdi bir kere kadınla erkek arasında şöyle bir sorun var. Şimdi kavramsal olarak da sorun var. Eş diye bir kelime var ya mesela. Eş ne demek? Sen ne anlıyorsun eş deyince? Aynısı. Aynısı değil mi? Biz aynısı değiliz ki. Bak karı koca, karı koca kesinlikle eş değildir. Aynı haklara sahip, aynı insani haklara sahip ama aynı değildir. Hak olarak aynı haklara sahibiz. Fakat aynı değiliz. Bak bu eşlik psikolojisinden dolayı bütün ayarlarımız karı bozuldu. Koca büyük bir kavramken eş ikisini de aynı düzeye indirdi. Tabii eş diyor yani. Bak bir sürü erkek bana şunu söylüyor ya. Erkek diyor bunu. Hocam diyor, eşim diyor. Ya niye böyle saçma sapan hareketler yapıyor? Yani ne böyle bir anlayamıyorum diyor. Dedim mesela nasıl saçma sapan? Ya diyor hocam garip garip duygusal hareketler böyle Ne bekliyorsun? Mahmut abi gibi mi olsun istiyorsun yani? Sen ne istiyorsun? Bu bir kadın dedim ya. Ama hocam diyor, aması yok dedim. Bu bir kadın. Bak kadını anlat. Bak ben 3 seans, sadece 3 seans bir erkeğe kadın nedir anlatıyorum. Kadın nedir? Başka bir varlık yani. Bu eş psikolojisinden. Biz aynıyız. Yani aynı değiliz ya. Ne aynısıyız? İnsani hakları olarak aynıyız. Hatta insani hakları olarak da kadın biraz daha üste gelmesi lazım. Çünkü biz aynı fiziksel güce, aynı hassasiyete sahip değiliz ki. Yani öncelik verilmesi lazım. Mesela kadınların çoğu bana eşlerinin diş fırçalamadığından şikayet ediyor. Erkeklerden hiç duymadım. Hocam diyor o da bazen fırçalamıyor. Ben sorun ediyor muyum? Senin burnun koku almıyor arkadaş. Erkeğin burnu reseptör duyarlılığı açısından çok zayıf. Bu biyolojik bir şey. Kadın bebeğinin kokusunu alır, yemeğin kokusunu alır. Hatta benim eski kadınlar var, yaşı büyük kadınlar. Babaannelerimiz, anneannelerimiz. Ramazan'da oruçluyken yemeğin kokusundan tuzunu ayarlıyor yani. Böyle koku alma. Sen kokudan yemeğin ne olduğunu zor anlıyorsun yani. Bırak tuzunu. Tabii. Bu kadın ne yapsın? Şimdi eş dedik. Eş o da. Ya eş değiliz arkadaş. Sen bu kadın neyse hassasiyeti ona uygun davranman lazım. Yani neyden rahatsızsa yapma onu yani. Anlatabildim mi nedenini? O yüzden bana göre şu anda çiftler arasındaki en büyük problem erkeklerin ve kadınların birbirini eş görmesinden. Aynı değil ya, bu başka bir tip ya. Başka bir varlık ya. Başka bir cins yani. Bundan biz aynı tutamayız aynı şeyleri. Aynı şekil değil yani. Portakalla elma aynı değil yani. Meyve değil mi ikisi de? Değil ya. Birisi başka bir meyve. Bol sulu meyve. Biri başka bir meyve türü. Yani sen aynı şeyden bahsediyorsun. Onun için beklentiler de başka oluyor. Mesela kadınların erkekleri çok şöyle suçladığını duyuyorum. Hocam hiçbir şey hissetmiyor. Odun gibi diyor. Doğru söylüyor. Adamın empati yetenekleri zayıf. Erkek yaratılıştan. Bunun için erkeği eğitmek gerekiyor yani. Bilmesi gerekiyor. Eş deyince erkeğin öğrenmesi duruyor. Yani ben oldum artık. Mükemmel bir insanlık düzeyine geldim. Nirvana'ya vardım. Ferrari'yi satıyorum, yürüyorum. Hadi bakalım. Böyle zannediyor. Ya böyle iş olur mu arkadaş? Sen eşinden öğrenmen lazım. Ya bu niye kadın böyle hissediyor? Çünkü o bir kadın. Sen niye böyle hissediyorsun? Erkeksin. Hocam diyor, eşim diyor, konuşurken diyor, şöyle erkeklere bir bakın nasıl sohbet ediyor. Maç izliyorlar.
Az konuşuyor ve birbirinin yüzüne hiç bakmıyor. Maça bakarak yanındakiyle konuşuyor. Abi görüyor musun hakemi ya? Mahmut abi baksana diyor mesela. Kadınların konuşmalarına bak. Yüze bakmadan kimse konuşmuyor. Görüyor musun Alten abla diyor. Adamın yani böyle yüzüne bakıyor yani böyle. Kafayı çeviriyor. Evet, doğru. Erkek bakmıyor. Şimdi biz burada kime göre hareket edeceğiz? Erkek kadına göre hareket etmesi lazım. Kadın çünkü dinlenilmediğini zannediyor. Bilimsel olarak yapıldı. En son bir tane bilim insanı güzel bir çalışma yaptı. Profesör Luan Brezen'den. Bebekler, kız bebekler üstünde yaptı. Bir kız bebek, yeni doğan bebekler. 16 kat daha fazla insanların yüzüne bakıyor erkek bebeklere. Erkek bebek etrafla ilgileniyor yani. Sağda solda bakıyor. Kız bebekler yüze bakıyor böyle. Yüz arıyor. İletişim kurayım diye. Şimdi bu ikisi aynı varlık mı şimdi? İletişim niye sorun çıkıyor? Mesela kadın geliyor diyor ki hocam beni dinlemiyor diyor. Adam diyor hocam nasıl dinlemiyorum? Dinliyorum her şeyi duyuyorum diyor. Peki diyorum. Maç izlerken dinliyor ama. Maç izler. Adama diyor şey kadına diyor ki ne yapsa eşini sizi dinlemiş olur. Yüzüme bakması lazım. Evet. Hocam yüzüme bakması lazım diyor. Bana hiç bakmıyor ki konuşurken hep gözü şeyde. Adam zaten öyle alışmış dinleme böyle dinliyor. Bu yüzden erkeğe eğitmek lazım. Erkeğe demek lazım ki bu kadın senin gibi değil. Bu eş değilsiniz siz ya. Eşit değilsiniz ya. Siz karı kocasınız ya. Ya bu kelimeleri nasıl bozdular arkadaş? Karı kelimesi çok saygın bir ifade. Bozdular attılar ya. Karı kocadaki karıyı kastediyorum. Bozup attılar arkadaş. Hani eskilerin zevce diye kullandığı bir kelime vardı. Ya bozdu attılar. Eş nedir arkadaş ya? Bu eş değiliz. Kadının yüzüne bak. Senin gibi anlamıyorum. Yüzüne bakın. Kavramlar çok karıştı hocam. Tabii. Ondan sonra hemen bir grup saldırıyor. Hadi saldırıyor. Aileler yıkılıyor. Hadi mutlu olun işte. Aileler yıkılıyor. Erkekler de duyarsızlaştı. Kadınlar da duyarsızlaştı. Onun için ne olursunuz? Ey erkekler bak size söylüyorum. Şu kadınları. Onlar nasıl dinlendiğini düşünüyorsa öyle dinle. Kendine göre dinle. Mahmut abiye göre ayarlama ya. Bak şu kadına. Bu ne yaparsan sen nasıl dinlersen o dinlendiğini düşünecek. Öyle dinle yani bu insanı. Bunu yapın. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah mücahidim. Çok güzel bir video oldu. Görüşmek üzere. Eyvallah.